Niye Karadeniz insanı hareketlidir, tez canlıdır? Bak açıklıyorum. Bu çayır, ot, buralara ben biçtim. Ama burada güneş dediğin olay günde 2 saat, bilemeden 3 saat. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Ben, sevgili gıda mühendisi yeğenim Emine, annesi Hava, bütün biraz kurban keserken biz çise başladığı andan itibaren tam kurumayan çayırı daha karıştıramadan toplamak zorundayız. Tam kurudu mu? Hayır. Bunu alacağız şimdilik. Böyle top top yapacağız. Güya tamam ıslanmasın diye. Bak bunu hep elle yapıyoruz farkındaysanız. İnsan gücüyle yapılıyor bunlar. Şurada tek tek toplanıyor. Ve ondan sonra da yağmur ya da çise gelirse artık bundan bir şey olmuyor. Maalesef bunun son hali bile değil. Eğer bir gün Allah izin verir de tekrar güneş gelirse bu gördüğünüz otlar tekrar tek tek şurada biraz gel bu tarafa kızım. Şu tarafta olduğu gibi tekrar bu yere serilecek. Bu yerden bir daha karıştırılacak. Sonra bu bir daha toplanacak. Bu hale gelecek. Ondan sonra da kuruduğuna emin olursanız şu damı görüyorsunuz. Şurada büyük bir şey var. Ahşap bir bina var. O dama konulup oradan hayvanların kışlık yiyeceği olarak saklanacak. Peki bunu siz ne yapıyorsunuz? Başka da ne yapılıyor? Bunu traktörle biçiyorsunuz makineyle. Güneş çok zaten. Kendi kendine bazen çevirerek bir defa, bazen çevirmeyerek kuruyor. Sonra ya balya makinesi geliyor. Balya diyorsunuz ve sonra da bu iş bitiyor. Bizdeyiz de bunun her metrekaresiyle şu elleriniz uğraşmak zorunda. Daha doğrusu Karadeniz insanı güneşle imtihanda, yağmurla imtihanda, çiseyle imtihanda, domuzla imtihanda, arıyla imtihanda, ayıyla imtihanda. O yüzden Karadenizlilere kızmanıza gerek yok. Zaten alanı görüyorsunuz hem düz değil hem de geniş değil. O yüzden ne diyoruz biz? Bayramımız yok, seyranımız yok. Karadenizliler tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında bazen aşçı olacak, bazen inşaatçı olacak, bazen milletvekili olacak, bazen bakan olacak, bazen de cumhurbaşkanı olacak. Ne yapalım? Coğrafya kadar.